Basın mensuplarının karşısına çıkan teknik direktör Jose Mourinho ve Szymański Manchester United maçı öncesi soruları yanıtlıyor. İzleyelim. Bu maçtan alınan sonuç Manchester maçını nasıl etkiler? Oyuncuların ve takımın bu anlamdaki, moral anlamındaki son durumu nedir? So the game in the league game before Manchester United game, the team had a point loss. So what kind of impact will this point loss have in the game against Manchester United in Europe? And how is the motivation of the players right now? Yeah, their motivation is same like as every game. Tomorrow is another game. Of course, we'll be a little bit sad after draw last week, but. Yeah, as I said, tomorrow is another game, and we play for 3 points. For sure, motivation is really high, and confidence as well. So, yeah, let's see tomorrow the answer after this draw, and I'm sure that we'll show the answer tomorrow, and we'll show good football. Takımın motivasyonu her maç olduğu gibi aynı, yarın yeni bir maça çıkacağız. Evet, tabii ki de son dakikada almış olduğumuz beraberlik bizi üzdü ama belirtmiş olduğum gibi yarın yeni bir maç oynayacağız ve muhakkak 3 puan için oynayacağız. Takımın motivasyonu ve özgüveni yüksek. Bakalım o beraberlik sonrası sahada nasıl bir cevap vereceğiz ama ben şuna eminim ki sahada iyi bir cevap verip iyi bir futbol sergileyeceğiz. Hakan Cerroğlu ben, Türk Medya. Sevgili Sebastian'a sorum. Bu geçtiğimiz sezon, sezona başladığımız anda çok başarılıydın, çok hareketli ve emek karşılığını alıyorduk. Acaba bunu bu sene, bunu bir şanssızlığa mı bağlayacağız bu seneki performansına? So last season you made a very good start. You were playing very well. You were doing very well. But when we look at your performance this season, do you think that you lack a little bit luck? I think as footballer you have to know that also you will not score every game, and yeah, last season in the beginning of the season was really good performance with goals and assists. This is not, but I'm still scoring in the national team, so it doesn't matter. Anyway. I think my performance didn't change at all. Maybe I don't have that luck for scoring goals or making assists, but to be honest, it's not really important for me. For me, it's not the most important is the 3 points that I'll give my best to the team, and that people around me are happy with my performance, not people outside. Bir futbolcu olarak her zaman şunu bilmelisiniz ki her maçta gol atamazsınız. Belirtmiş olduğunuz gibi geçen sezon başında çok iyi bir performans sergiliyordum gol ve asist anlamında. Ki şu anda da baktığımızda milli takımda hala gol atmaya devam ediyorum. Bu durum benim için fark etmiyor çünkü ben performansımın hiç değiştiğini düşünmüyorum. Belki evet gol asist anlamında şanssızlık olabilir ama bu benim için önemli değil. Benim için en önemli şey takımın 3 puan alması ve takım 3 puan alırken benim de elimden gelenin en iyisini yapıyor olmam. Benim için önemli olan etrafımdaki insanların performansından memnun olması, dışarıdaki insanların değil. Erdem Akbaş, Alspor. Ceydin Osterwold'e Samsun'da talihsiz bir sakatlık geçirdi ve sakatlığın da zeminden kaynaklı olduğu görülüyor. Türkiye'deki futbol zeminleri oyununu etkiliyor mu şahsi olarak ve takım olarak? So Jaden Osterwold suffered an unlucky injury and it was obvious that it was due to the pitch, bad pitch. Do you think that pitches in Turkey affect your game individually and also as a team? I don't want to talk about the pitch because, yeah, you have to play on every pitch, but yeah, sometimes it's hard to play. Sometimes you got injured, and yeah, we are really sad about Jaden, but he has our full support with his comeback, and yeah, I hope that. Soon, of course, not soon, but I hope that everything will be fine with Jaden, and yeah, like I said, he have our full support.
Zeminler hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü her zeminde oynamak durumunda kalıyorsunuz. Bazen o zeminlerde futbol oynamak zor olabiliyor. Bazen sakatlıklar olabiliyor. Ceylan'ın yaşamış olduğu sakatlık için üzgünüz ama takım olarak onu en iyi şekilde destekliyoruz. Umarım onun tedavi sürecinde her şey iyi gider. Belirtmiş olduğu gibi takım arkadaşlarının desteği onunla birlikte. Sebastian'a teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Hocamıza sorularla devam edeceğiz.